Değerli izleyenler, Anadolu RTV tarafından hazırlayıp sunmuş olduğumuz ana haber bültenimize hepiniz hoş geldiniz. Gireyim mi oraya? Bu araba nasıl geçti buradan? Nevşehir Merkez ilçeye bağlı Kaymaklı kasabasında şiddetli yağışların ardından meydana gelen selden dolayı Nevşehir Niğde yolu kısa süreli trafiğe kapanırken tarım arazileri de sular altında kaldı. Çıkmıyor, kaldı araba adam. Dün akşam saatlerinde etkili olan şiddetli yağışların ardından meydana gelen selden dolayı yol trafiğe kapatıldı. Yolda çok sayıda araç mahsur kaldı. Sel sebebiyle yol üzerinde bulunan bazı dükkanları da sel suları bastı. Kaymaklı beldesinde aniden bastıran ve etkili olan sağanak yağışlar sele neden oldu. Sel dolayısıyla Nevşehir-Niğde karayolu geçici süreyle trafiğe kapatıldı. Sel sularının vurduğu bir tır yan yatarken sel sularının gücüne dayanamayan bazı yollarda göçükler meydana geldi. Çarşı merkezine bazı iş yerlerini su bastı. Kaymaklı ile birlikte Ürgüp ilçesine, Mazı ve Güneyce köylerinde de sel etkili oldu. Ekili alanlar sular altında kaldı. Sel, yolda çok yoğun bir sel var. Nevşehir'de bir vatandaş tarlada iş yaparken kalp krizi geçirdi ve hayatını kaybetti. Nevşehir'in Derinkuyu ilçesine bağlı Yazıyük kasabası halkından merhum Sayit Çavdar'ın oğlu Muhammed ve Mustafa Çavdar'ın babaları Cumayi Çavdar 55 yaşında gece saatlerinde tarlada çalışırken kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Merhumun cenazesi bugün öğlen namazına müteakiben Yazıyük Merkez Camii'nde kılınacak, cenaze namazı sonrası toprağa verilecek. Nevşehir Anadolu RTV olarak merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz. Avanos Nevşehir Karayolu'nda meydana gelen kazada yaralanan öğrenci YKS sınavına yetişemedi. Öğrenci üzgün bir şekilde okuldan ayrıldı. Oğlunu sınava getirdiği öğrenilen Fatma Hasan'ın kullandığı 38 VZ 243 plakalı otomobil Avanos Nevşehir Karayolu'nda seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Yaşanan üzücü olayda yaralanan öğrenci Mustafa Sinan hasta ve araçtaki iki yaralı ambulans ile Nevşehir Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Öğrenci sınava yetişebilmek için eli sargılı bir halde sınava gireceği Nevşehir Lisesi'ne giderken kapıların kapatılması nedeniyle sınav salonuna giremedi. Kaza nedeniyle büyük bir üzüntü yaşayan öğrenci bir şoku da sınava giremeyerek yaşadı. Nevşehir için sarı kod uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre bugün yurdun iç ve doğusundaki 18 il için sarı kodlu yağış uyarısında bulundu. Bu illerden biri de Nevşehir. Gök gürültülü sağanak yağış ile birlikte fırtına ile meydana gelebilecek ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksamalar, toz savrulması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor. Sağanak ve fırtına için sarı kodlu uyarı yapılan iller şu şekilde: Nevşehir, Afyonkarahisar, Ağrı, Ankara, Artvin, Bolu, Çankırı, Erzurum, Eskişehir, Kars, Kırşehir, Konya, Rize, Yozgat, Bayburt, Kırıkkale, Ardahan, Karabük. Nevşehir'de otomobilin takla atması sonucu oğlunu YKS sınavına yetiştirmeye çalışan anne ile sınava gidecek oğlu yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza Avanos Nevşehir Karayolu'nda meydana geldi. Oğlunu sınava getirdiği öğrenilen Fatma Hasan'ın kullandığı 38 VZ 243 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunu takla attı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada araç sürücüsüyle beraber YKS sınavına girmek için Nevşehir'e gelen Mustafa Sinan Hasta ile birlikte ismi öğrenilemeyen iki kişi yaralandı. Araçtan çıkarılan yaralılar Nevşehir Devlet Hastanesi kaldırılarak tedavi altına alındı. Yolda güvenlik önlemi alan ekipler de inceleme yaptı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Nevşehir'de Yükseköğretim Kurumları sınavının ilk oturumu başlarken bir okul görevlisi sınavı takip eden gazetecilere zorluk çıkardı. Geçer. Tamam hocam, siz ismini tanıtır mısınız? Ya, hayır bırak. Ben gazeteciyim, ben abi, görevliyim. Adana, çıkartabilir misin? Ben görevliyim. YKS'nin ilk oturumu olan temel yeterlilik testi maratonu bütün Türkiye'de olduğu gibi Nevşehir'de de başladı. Nevşehir'de binlerce aday sınavın yapılacağı okullarda sınava girdi. Saat 8.30 itibariyle okullar önünde toplanan adaylar ve aileleri kapıların açılmasını bekledi. Daha sonra adaylar yapılan kimlik kontrollerinin ardından okullara alındı. Öte yandan Nevşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde sınavı takip eden gazetecilere
okulda görevli olan bir kişi zorluk çıkardı. Önce gazeteciye kimlik soran görevli, gazetecinin turkuaz basın kartını göstermesine rağmen "ben sana çekmen için izin verdim mi?" diyerek okulun dışına çıkarmak istedi. Hızını alamayan görevli, kapıda bekleyen görevliyi de azarlayarak "valilik onayı olmadan neden bunu içeri alıyorsun?" şeklinde cümleler kurdu. Sizin bitti mi göreviniz? Yok hocam, sınav başlayınca bitiyor. Tamam, siz dışarı alın. Siz oluyorsunuz. Aynen. Geçer. Tamam hocam, siz ismini tanıtır mısınız? Ya, hayır bırak. Ben gazeteciyim, ben görevliyim. Adem abi, çıkartabilir misin? Ben görevliyim. Abi dışarıda... Tamam. Kimliğin nerede kardeşim? Hocam göstereyim, bak bana kimliğimi sorun, ben göstereyim size. Ya, ben tamam, az önce... Kimliği... Hocam kimliğim var, göstereyim hayır, mi? Hayır göstereyim. Tamam göstereyim hocam, ben az önce gösterdim dışarıda... size. Ben sana çekmen için izin verdim mi kardeşim? Bütün Türkiye'de, bütün okullarda çekim yapılıyor. Biz okula girmek için zorlamıyoruz. Bütün öğrencilerin sınava giriş, salona girişini çekiyoruz. Aşağıda ile buranın bir farkı yok. Tabii görebilirsiniz. İletişim Başkanlığı'nın verdiği, bütün Türkiye'nin tanıdığı, devletin tanıdığı sarı basın kartıdır bu. Şu. Bütün kimlik. Bu da basın kartı işte. Dur bir dakika. Arkadaki kimliği. Niğde'de bir apartmanın 5. katından düşen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre olay Niğde Merkez Efendibey Mahallesi'nde meydana geldi. Balkonda oynadığı sırada dengesini kaybederek düştüğü iddia edilen yabancı uyruklu Abdurrahman G. ağır yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Abdurrahman G. Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Talihsiz çocuk hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan şiddetli yağış birçok bölgede sel ve su taşkınlarına neden oldu. Yağışın etkisiyle ilçede hayat adeta durma noktasına geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün günler öncesinden uyardığı yağış beklenenden daha yoğun gerçekleşti. Şiddetli yağış nedeniyle Ürgüp'ün bazı mahallelerinde yollar su altında kaldı ve araçlar sürüklenerek hasar gördü. Evlerin zemin katları suyla doldu. İlçenin altyapı sistemleri aşırı yağışı karşılamakta yetersiz kaldı ve birçok yerde kanalizasyon taşkınları meydana geldi. Olayın hemen ardından Ürgüp Belediyesi ekipleri acil durum müdahale planını devreye sokarak sel sularının tahliyesi ve zarar gören bölgelerin onarımı için çalışma başlattı. Kocasinan İlçe Danışma Kurulu geniş bir katılımla gerçekleşti. İlçe Başkanlığı görevini yürüten Barış Özdemir toplantıda önemli açıklamalarda bulundu. Özdemir konuşmasında parti politikalarına ve yerel projelere dair değerlendirmelerde bulundu. Özdemir: Sayın Vekilim, Sayın İl Başkan Vekilim, İl Başkan Yardımcılarım, İlçe Başkanlarım, önceki dönem il ve ilçe başkanlarım, Büyükşehir Belediye Başkan Adayım, Kocasinan Belediye Başkan Adayım, partimize emeklerini hiçbir zaman esirgemeyen değerli partililerim, hepiniz 31 Mart yerel seçimlerini değerlendirme toplantımıza hoş geldiniz. Sizin de bildiği üzere partimiz 31 Mart yerel seçimlerinde büyük bir başarı elde ederek Türkiye'nin birinci partisi olmuştur. Buna destek veren siz değerli partililerimize canı gönülden teşekkür ederken, genel seçimlerde de inşallah bu başarıyı partimizi iktidar yaparak taşlandıracağız. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Kayseri Milletvekili Aşkın Genç konuşmasında: Dün Adana mitingine katıldık genel başkanlarımızla birlikte. Akşam da orada milletvekili arkadaşımızın oğlunun düğünü vardı. Her iki genel başkanımızla katıldık, biz onlara eşlik ettik. Sabah da çıktık, rahatça geldik. Kayseri'de trafiğe takıldık. YKS sınavlarından sonra dağılan trafikte çok yoğunluk oluştu. 10-15 dakika geciktik, kusurumuza bakmayın. Ben bu arada YKS sınavına giren, çıkan tüm öğrenci kardeşlerime de başarılar diliyorum. İnşallah her şey gönüllerince olur. Evet, kıymetli başkanım dinledim. Danışma kurullarımızı genel seçim gündemiyle yapıyoruz.
Değerli izleyenler, Anadolu RTV tarafından hazırlayıp sunmuş olduğumuz ana haber bültenimizin sonuna geldik. Tekrardan görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.